Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir pazar günü, pazar gezintisiyle birlikteyiz. Şimdi dükkana geldim. Birkaç işlerim vardı, onları hallettim. RX 8 ile çıkacağız arkadaşlar. Sercan alacağım. Hep diyorsunuz böyle RX 8 ile gezinti tadında bir video çekeceğim sizlere. İçin açın söyleyebiliriz. Sercan alacağız. Oradan küçük burjuvazi kardeşlerim oto yıkama açmışlar. Araba gerçi kirli değil, tertemiz. Bizim arabamız pek kirli olmaz ama olsun, bir hayırlı olsuna gidelim. Hem de arabamızı yıkatalım. Bizim de bir siftahımız olmuş olsun. Yeni dükkan açmışlar neticede. Böyle bir gezintili mezintili güzel bir vlog olacak. Şimdi arabaya binip gidelim. Yalnız arabada yakıt bayağı az. Işık yanmış hatta. İlk kez bu arabada ışık yandı ya. Işık yanmış. Deminden beri çalıştırıyorum. Işıklar söndü. Motoru da ısındırdık. Yani kurallarına uygun bir şekilde yaptık. Şimdi yola çıkalım. Sercan'ı Bahçelievler'den alalım. Sonra bir iki belki trafiğe kapalı yol var Ataköy'ün oralarda. Ataköy'ün orada trafiğe kapalı alanda bir iki döneriz sizler için. Bakalım nasıl dönüyormuş, nasıl dönmüyormuş. Bunu çok merak ediyorsunuz RX 8'de. Trafiğe açık alanlarda arkadaşlar, yani herkesin içinde bu tarz şeylerin olmaması gerekiyor. Zaten cezai işlemler de uygulanıyor. O yüzden trafiğe kapalı, kimseyi rahatsız etmeden çevrede binanın, apartmanın olmadığı yerlerde güzel bir video çekeceğim sizlere. Evet. Shell'den alıyoruz. Shell V-Power. 35 litre. Tamam. 230. Ben hep Shell'den aldım buna. Aldığımdan beri. Bir sıkıntı yaşamadık. Shell'i beğeniyorum yakıtını. Öyle yakıt ayrımı yapmam petroller arası ama bilindik markalardan almayı tercih ediyorum. Shell de bu bilindik markaların başında geliyor zaten. 300 kaç olacak la? 300 olacak mı sizce? Hadi bakalım. Bir hikaye de atalım. Dur artık. Dur artık. Dur artık. Doymuyor. Bence 350. Oha, 350'yi de geçti. Kaç litre depo var bunda ya? Hadi bakalım. 323 kilometre 368 TL. Şimdi hemen çarpın bölün. Ben şimdi 328 368, 370 diyelim. 370 bölü 328. 110, 110, 120 arası. Güzel. 110 küsür yani. 120 diyelim. 120 yakıyor. Güzel vallahi. Gazlıyoruz, ediyoruz. Bu depoyla hiç normal gitmedik. Hak ediyorsun be RX. Evet. Sıfırladım. Güzel. Her şey rayında. İbre dibinde dibinde. DSC off. Keyfi öyle çıkıyor zaten ya. Ben öyle seviyorum. Bakalım şimdi Sercan'ı bekliyoruz. Kardeşim gelsin. Uf, çok sıcak ya. Arabanın içi zaten daha fazla sıcak. Dışarısı da sıcak. Fena bir sıcak var yani lafın işin açığı. Ya keşke ben de şort giyseydim. Kırmızı şortlu. Selamünaleyküm. Nasıl sporum ama bugün? Değil mi? Çok iyi. Çok güzel. Evet, Sercan da geldi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Pulledim. Shell'de. He, şikayede çekiyordum. Boştaydı, dipteydi. 1.20 aldı ya. 1.20 yaktı. Bu depoyu. Çok iyi. Vallahi bana iyi geliyor ya. Bağalım. Geldik. Bakın burası komple seneler demin ora. Trafiğe kapalı bir alan. İnsanlar burada araba sürmeyi falan öğreniyor. Öğretiyorlar işte. Biz de araba sürmeyi öğreneceğiz. Bak o gazlayarak öğrenmeye başlamış araba sürmeyi. Burası tamamen trafiğe kapalı. Trafikle alakası olmayan bir yer. Bak, tut bakayım Sercan, bakalım bir şeyler yapabileceğiz mi? Kipros kapalı mı yapalım? Ses yok. Tamam. Toz geldi. He tamam, aynen toz geldi. Klimamızı açalım. Nereyi çekeyim ben? Çek, böyle bizi çek. Dışarıdan da çekebilsen aslında. Şu kum var ya, kum çok atıyor beni. Şurada döneyim, tamam. İneyim mi? İneyim. Beni toz etme. Tamam, uzaktan al da biraz. Ne
Çok ses çıkartıyor ya. He? Yine de bayağı ses çıkartıyor. Tofaş'la dönmek çok zormuş. Kendi kendine, sen de dönsene. Ne? Kendi kendine dönüyor yemin ederim. Aziz abi. Ne haber kardeşim? Abi adamsın ya. Eyvallah, sağ olasın. Seviyoruz abi. Allah razı olsun. Dur seni de çekeyim bak. Videoya da çıkacağım. He, atacağım. YouTube'a atacaktım öyle çekeyim. Aziz abi adamsın, çok güzel dönüyorsun. Eyvallah. Kanka trafiğe kapalı mı burası? Bak insanlar inanmıyor ama abi, ben kapalı... Abi topuna bak, kardeşimi getirdim, araba sürdüm. Araba sürdürüyorsun değil mi? Abi adamsın. Eyvallah, sağ olasın. Askerlik anılarımdan beni takip ediyorsun. Sağ ol canımsın, sağ ol. İzleyeceğim abi, hadi. Tamam, atacağım. Tipocu kardeşim. O da takipçimizmiş. Güzel. Çok eğlenceli ya. Yemin ediyorum çok eğlenceli araba ya. Sen de kullan, gel. Ama şu çakıllarda şey yapma, orası çok atıyor. Çok da aşırı gaz vermene gerek yok. 3-4 binde dönüyor zaten. Yani Tofaş gibi, BMW gibi değil. Cavur dönüyor ya. Harbiden dönüyor ya. Bak şuraya tutturabilirsen şurası güzel. Orada kuma denk geliyor diye çok atıyor. Ya düşün işte, çok atmasını istemiyorsun. Yavaş atsın diyorsun. Evet Sercan kardeşim. Eski Tofaş pilotlar, BMW pilotlarından Sercan. Şöyle bir dön de kafayı böyle ver, buradan al bence. Sen bilirsin, kafana göre takıl. Çok eğlenceli ya. Ya işte böyle yerler, devletimiz aslında, devlet büyüklerimize sesleniyorum. Böyle yerler yapsa bize, böyle boş alanlar, parasını, ücretini ödesek, devletimize de katkımız olsa. Kanka buradan al. Çok gaz verdi. Çok kolay. Değil mi? Çok eğlenceli dönmüyor mu? Orada boşta kuma gelmemen lazım. Gelmezsen daha güzel dönüyor. Kendin döndürdüğünü hissediyorsun. Orada kendi kendine dönüyor işte. Dön bir daha dön. Kafana göre. Çok gaz verme, kendi dönüyor. Ses oluyor. Oturtamadı. Oturdu şimdi. Güzel. Evet. Evet arkadaşlar, RX8'li hafta sonu videosu. Böyle yanlama manlama çok istiyordunuz. Trafiğe kapalı bir alan bakın. İnsanlar burada araba sürmeye geliyor. Alanda, toprak alanda. Biz de şu asfaltın üzerinde şöyle ufak çaplı bir şeyler yaptık. Biz bayağı uğraşıyormuşuz Doğan'la be. Değil mi? E36 ile Tofaş'la nasıl bilek istiyor işte. Kendi kendine dönmüyor mu? Aynen öyle. Çok iyi. Birinci vitesi var ya. Sadece ilk başta hani gazı veriyorsun ya, o kadın. Evet. Daha oturtman şey lazım işte. Oturduktan sonra kendi kendine dönüyor zaten. Güzel. Buranın zemini de güzel. Ama asfaltta da aynısını yapıyor zaten. Yolda da aynısını yapıyor da. İşte asfaltta trafiğe kapalı bir alan daha bulamadık arkadaşlar. İnsanları riske veya tehlikeye atmamak adına ya da trafiği tehlikeye atmamak adına tekrar uyarıyorum. Kapalı alanında. İşte ben az önce onu söylüyorum kamerada. Diyorum ki keşke devlet büyüklerimiz böyle alanlar yapsa. Evet. Parasını versek, devlete katkımız olsa yani. Biz de atıyorum giriş 100 lira desin. 100 liramızı verelim, girelim içeride. Herkesin bir alanı olsun kendine göre. Arabasının lastiğini mi yakıyor, dönüyor mu, ne yapıyorsa yapsın. Sonuçta her şey devlete yarar. Lastiği yanıyor, lastik alıyor, yine devlete vergi. Devlet kazanır. Hep kazanan kasa olacak yani. Devlet kazanmış olacak. İnsanlar böyle hem de... Büyüklüğüne göre koyacaksın güvenliklerini. Evet, güvenlik önlemlerini alacaksın. Kimsenin canını, malını aynen riske atmadan. Öyle. Güzel. Aa, burada ne olabilir ki yani şimdi? Kocaman alan zaten. Gibi gibi. Evet. Benim sahneleri güzel aldın mı? İyi miydi? Beğendin mi? He? Çok iyi. Evet, öğrenmişim değil mi?
Yemin ediyorum Tofaş'ta da bu tarz şeyler yapıyorum, ediyorum ama Tofaş'tan inip buna binince var ya, dedim böyle bir şey yok ya. Bu nasıl bir şeymiş ya? Biz ne hamallık çekiyormuşuz. Çocukken arabayı çevirirsin ya oyuncu. Aynen. Yani biz hep küçükken eski bin falan böyle bu tarz videoları gençken izlerken diyorduk ki ya işte nasıl dönüyor bunlar falan da. Şimdi arkadaşlar araba güçlü olunca, arkadan itişli olunca, manuel olunca bire taktığında her türlü dönüyor zaten araba yani. Aslında bunda çok bir başarı yok. Aslında bunu böyle boy boy viraj viraj yapanlar var. Onlar bile iyi. Biz amatörce kendi çapımızda böyle bir şeyler eğleniyoruz işte yani. Go kart gibi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte onun da alan olması lazım. Alan olması bir lazım. 1'de 2'de 3'te. Değil mi? Ben biraz çalışırsam yaparım. Ama çalışmam lazım. Hadi gidelim. Soldan hiç dönmedik değil mi? Başım döndü. Bak bak, sana şimdi bir şey göstereyim. Bunu çeksene bak şimdi bak. Hadi oğlum oyna. Oynamıyor. Biraz önce oynuyordu. Gergin. Araba da bunun gibi gergin işte. Beğendin mi kırmızı şort diye? Çok beğendim. Diyor ki asfalt benim. Öyle de iyi dönüyorum ha. Arabayı tanımak gerekiyor ya. Dur kemerimizi bağlayalım. Trafiğe açık alana giriyoruz artık. Lütfen kurallara uyalım. Arabaya alışmak lazım ya. Alıştıktan sonra Sercan tabanı çekiyor. Kemerimi takıyordum da. Arabaya alıştıktan sonra gerçekten... Şurada bir durayım, trafiğe bakayım. Sahil yolundan mı gidelim yoksa şeyden mi? Klimayı açsak. Surata mı versin? Ayağı veriyor. He? Ter oldum. Kırmızı şort değil, suratına verdim. Ha, onu diyordum. Arabaya alışmak lazım. Alışınca gerçekten... Böyle her yerde yapabiliyoruz. Neyse, DSC'yi kapatalım. Çıldık artık yola. Alıştıktan sonra arabaya zaten kolay. Bir de şey de kolay. Alışması da kolay. Sen ilk kez şey yaptın. Dönmeye çalıştın. O Harun'un videosundaki abi. Ama orada bir de DSC'den de o ne lan diyor. Bağırıyoruz biz, diyoruz DSC DSC, dönmüyor araba. Güzel güzel gerçekten. Yani yanlama konusunda hani bizim eski binci arkadaşlarımız diyordu hep. Yani gerçekten çok başka yanlıyor. Eski bin kullanan bile bunu diyordu. Çünkü eski bin hep ya yanlama değil aslında. Bu sıfır çizme, yerinde dönme falan filan mevzularında. Bu araba harbiden başarılı yani. Tam böyle şey kafasında, 350Z kafasında, bir de kontrollü. Yanlıyorsun ya, durdurabiliyorsun istediğinde. Evet. Senden çıkıp gitmiyor araba yani. Şey, yanladığında şeyi hissediyorsun. O sıfır filan çizerken ya da böyle köşeye yan döneceğim diyorsun caddeye, az önce bizim yaptığımız gibi. Orada direksiyon sende, nereye çevirsen oraya geliyor araba yani. Aynen. O çok güzel. O şekilde bir saat belki dönersin. He, sapıtmıyor araba, kendini kaybetmiyor yani. O oyunu çok seviyorum arabamın. Sen de sevdin mi arabamın o oyunu? Sevdim arabanı. Şimdi gidelim ki Katar kirlendi. Çok sıcak oldu. Kardan mı? Yıkamaya geldik arkadaşlar. Ali ile Emirhan'ın yıkama açmışlar. Bir gidelim dedik. Ne tarafta? Niye yanlamadan döndük? Kırmızı şortliler orada, görüyor musun? Kardeşim ne haber? Avret abi. İyiyim senden. Senden de. Benim başıma da sesinden tanıdım biliyor musun? Dedim acıya bir yer. Ne haber adamı?
Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Şimdi Honda'mızı alacağız. RX8'imizi bırakacağız. Bugünlük bu kadardı. Böyle bir RX8 ile gazlama falan. Ufak tefek bir kıç attırma. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışma falan. Sonrasında yıkattık tertemiz. Küçük Burjuvazi Emirhan'la Ali kardeşimle de bir hayırlı olsun diyelim dedik. Hem de arabamızı yıkatalım dedik. Çok zaten ihtiyacı yoktu. Biliyorsunuz ben kendi arabalarımı kendimden başkası yıkayınca rahatsız oluyorum. Sevmiyorum ama kardeşlerime hayırlı olsun için bir uğradık. Onlara da yeni işlerinde inşallah Allah bol kazançlar nasip eder diyorum. Ve bu videoyu da burada noktalıyorum. Sercan'ı da uzun bir zamandan sonra videolarda görmüş oldunuz. Evden çıkarabildik koronadan sonra Sercan'ı. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle.